Fallout serisi harabeye dönmüş bir dünyadaki insanların acılarını yakından görebileceğimiz bir oyun serisi. Fakat bu evrende bile dünyanın kaderini değiştirebilecek kadar büyük işler yapmış pek çok grup veya karakter bulunuyor. Mesela Çelik Kardeşliğin kurucusu Roger Maxon hem başarıları hem de kurduğu grup sayesinde çorak toprakların tarihine altın harfleriyle yazılmış bir isim. Sevin ya da sevmeyin, Albay Augustus Autumn da yaptığı işlerin büyüklüğünden dolayı bu isimlerden birisidir. Ne yazık ki bazı isimler ne kadar büyük işler başarmış olurlarsa olsunlar, diğer insanlar tarafından pek fazla bilinmiyorlar. Mesela Rokopolis Krallığı'nın kralı Craig'i pek çoğunuz tanımıyordur. Zaten kendisi hakkında pek bir bilgi de yok. Randall Clark da keza aynı şekilde pek fazla tanınmıyor, lakin hakkında daha fazla şey biliniyor. Ve onun yaşamından izleri oyunun içinde dahi görebiliyoruz. Bu liste uzar gider, lakin ben bu videoda size spesifik tek bir karakteri ve onun hikayesini anlatmak istiyorum. Bu karakter Fallout 3'te gördüğümüz birbiriyle bağlantısız olan süper mutantları tek bir ordu altında toplamaya çalışmış Shepard isimli bir süper mutant olacak. Dilerseniz gelin onun hikayesini en başından Barınak 87 deneylerinden başlayarak anlatayım. Barınak 87 inşaatı 2066 yılının Mayıs ayında başlayıp Aralık 2071'de biten bir Vault-Tec barınağıydı. Lakin bu barınak için planlanan şeyler diğer barınaklara kıyasla çok daha farklıydı. Mesela ilk oyundaki Master süper mutantları üretmek için barınaklara baskın yapıp insanları kaçırıyor. Fakat Barınak 87, kapital çorak topraklardaki mutantların üretildiği yer olacaktı. Çünkü Vault-Tec, ABD ordusuyla ortaklık kurmuş, Fev virüsünün özel bir varyantının kendi barınaklarında kullanılmasına izin vermişti. Bunu yapmak için barınağa pek çok özel oda konmuş ve Wayne Merrick isimli bir bilim adamı işe alınmıştı. Bu adam kim diye soracak olursanız, oyundan kaldırılmış bir bilgiye göre kendisi F virüsü ile ilgili konularda tam bir dahi olan önemli bir bilim insanı. Kendi fikrine göre nükleer savaş durumunda insanlığı genetik olarak ileri seviyeye taşıyacak kişi bizzat kendisi. Barınak 87 nükleer savaştan sonra berbat bir yere dönmüştü. Merrick ve ekibi barınak sakinlerini tek tek seçiyor ve gizlice onların üzerinde deneyler yapıyordu. Bunu örtbas etmek için barınak personellerine deneylerde kullanılan kişilerin ölüm sebebinin açıklanmayan ölüm olarak işaretlenmesini sağlamışlardı. Oyunda bu şekilde işaretlenen 87 kişi olduğunu görüyoruz. Geri kalan kişiler de ya doğal olarak ya da kazalar sonucu hayatını kaybetmiş. Bu deneyler sırasında kişi cinsiyet özelliklerini kaybediyor, vücudu gelişiyor, daha kalın ve esnek bir cilde kavuşuyordu. Hayatta kalan ve süper mutanta dönüşmüş denekler yavaş yavaş deliriyor, kaygı ve öfke sorunları yaşıyor ve bulundukları bölgeden çıkmaya çalışıyorlardı. Kısa süre sonra da süper mutantlardan bazıları serbest kalmış ve güvenlik güçlerini ezip geçmişti. Barınak sakinlerinin endişeleri gerçek olmuş, sayısız ölü ve onca emek hiç olmuştu. Zaten kısa süre sonra da süper mutantları Barınak 87'yi tamamen ele geçirdi. Bu sayede Kapital Çorak Toprakların süper mutant üretim merkezi de ortaya çıkmış oldu. Fallout 3'te karşımıza çıkan süper mutantlar sarı ve yeşil karışımı bir ten rengine sahip, oyundaki pek çok yerde karşımıza çıkan bir türdür. Fev'e maruz kaldıktan yaklaşık 2 hafta sonra süper mutanta dönüşen bu türün en önemli özelliği ise maruz kaldıkları mutasyonun durmamasıdır. Mesela onlarca yıl hayatta kalmayı başarmış bir süper mutant birkaç farklı aşamadan geçerek kuvvetlenir. İlk başta sıradan bir insandan bir tık daha güçlü olan bu yaratıklar zamanla vahşileşir. Vahşileşmiş mutantlar ise hayatta kaldıkça usta süper mutanta dönüşür. Bu mutantlar ise yaşlandıkça Overlord dediğimiz Behemoth'a dönüşmeden önceki aşamaya gelirler. Behemoth'lar ise boyları 6 metreye ulaşan, çok güçlü olan ancak sayıları da oldukça az olan bir türdür. Öyle ki Fallout 3'te yalnızca 5 adet Behemoth bulunur. Bunlar da birbirlerinden çok uzaktadır. Başkent süper mutantlarının elbette belli amaçları var. Bu amaçlardan en büyüğü kendi türlerini korumak. Hatırlarsanız süper mutantların cinsiyet özelliklerinin olmadığını söylemiştim. Yani üremeleri mümkün değil. Kendi türlerini korumanın tek yolu ise daha fazla insana Fev virüsü bulaştırmak. Her ne kadar aptal olsalar da bu amaçlarını layıkıyla yerine getiriyorlar. Fallout 3 oynarken bile Barınak 87'de bazı insanlar ile karşılaşmak mümkün. Bu insanların çoğu aşırı derecede deforme olarak ölmüş. Oyunda başarısız Fev deneyi olarak gördüğümüz şeyler de bunlar.
Çünkü feve maruz kalan herkes süper mutant olamıyor. İç organları hızla büyüyen bazı deneklerin vücudu değişime ayak uyduramıyor. Ardından kasları ve kemikleri derilerini patlatarak onların acı içinde ölmesine sebep oluyor. Bazı insanlar ise hayatta. Biz yalnızca Sid isimli bir adam ile karşılaşıyoruz. Bu adam arkadaşlarıyla birlikte süper mutantlar tarafından ele geçirilmiş. Arkadaşları başarısız fev deneyine dönüşmüş ve kendisine de arkadaşlarıyla aynı kaderi paylaşacağı söylenmiş. Bu da onun kafayı yemesine ve herkese düşmanca davranmasına sebep olmuş. Süper mutantların bir diğer amacı da türlerini korumalarını sağlayan Fev virüsünü bulmak. Çünkü her kaynak gibi Barınak 87'deki virüs de tükeniyor. Süper mutantlar da yeni bir kaynak bulup onu kendi çıkarları için kullanmak istiyorlar. Ancak Fev virüsünün ne kadar nadir bir şey olduğunu düşünürseniz, yeni bir kaynak bulmanın özellikle de süper mutantlar gibi aptal bir tür için neredeyse imkansız olduğu sonucuna ulaşabilirsiniz. Süper mutantların en büyük avantajlarından birisi Barınak 87'nin girişinin aşırı derecede radyoaktif olması. Bu sayede Talon Company gibi bazı gruplar süper mutant tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için barınağa büyük baskınlar düzenleyemiyor. Güvenli diyebileceğimiz tek giriş Little Lamplight mağaralarında bulunuyor. Süper mutantların ise böyle bir derdi yok. Radyasyona karşı dayanıklı oldukları için istedikleri gibi gir çık yapabiliyorlar. Bu konuyla ilgili Barınak 87'nin Overseer'ı tarafından yazılmış, oyundan kaldırılmış bir bilgi var. Overseer, barınağın girişinin bu hale gelmesiyle ilgili şöyle bir yazı yazmış. Barınak 87'nin girişine nükleer silah olduğunu düşündüğüm bir şeyin doğrudan isabet etmesi sonucunda Voltec operasyon kılavuzunda belirtilen keşif raporlarını veremeyeceğiz. Barınak 87'nin ana kapısı tamir edilemez şekilde hasar aldı. Ayrıca kapının dışında ve giriş tünelinde ölümcül derecede radyasyon tespit ettik. Yani Fallout 3'ün en radyoaktif bölgesi yüksek ihtimalle nükleer silah tarafından vurularak bu hale gelmiş. Süper mutantların karşılaşacağı en büyük sorun ise kapital çorak topraklardaki operasyonlarına büyük darbeler vuran Brotherhood of Steel'ın bölgeye gelmesiydi. Grubun amacı doğudaki teknolojiyi korumak olsa da süper mutantlar o kadar büyük bir tehditti ki grubun lideri Owen Lyons emirlere karşı çıkmış, odağını süper mutantlara çevirmişti. Bu olaydan sonra Brotherhood Outcast gibi ufak tefek gruplar kurulmuş, Lyons'ın grubu ile batıdaki Brotherhood of Steel'ın bağları kopmuştu. Zamanla süper mutantların durumu daha da kötüleşti. Brotherhood tarafından düzenli olarak saldırıya uğruyorlar, bu yüzden de çorak topraklarda dağınık halde yaşıyorlardı. Lone Wanderer Barınak 87'ye gelmiş ve burada bir mutant katliamı gerçekleştirmişti. Brotherhood Enclave Savaşı bittikten sonra da Brotherhood odağını tekrar süper mutantlara çevirmişti. Süper mutantların soyu fev kıtlığından dolayı tükenmeden ya da Brotherhood tarafından soykırıma uğramadan önce süper mutantların bir şey yapması gerekiyordu. Ancak bildiğimiz kadarıyla yalnızca bir mutant bu sorunları çözmek için ciddi bir uğraş verecekti. O da bu videonun asıl konusu olan Shepard'dan başkası değildi. Kapital çorak toprakların süper mutantları bildiğiniz üzere çok zeki değiller. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar başkent topraklarını tamamen ele geçiremiyorlar. Yine de mutantlar bir şekilde kendilerini organize etme becerilerine sahip. Hatırlarsanız Fallout 3'te de birçok bölgede süper mutantlar ile karşılaşıyorduk. Bu mutantlar da belli bir düzene sahipti. Yani mutantların ordu tarzı bir şey kurması, zeki birisi başa geçtiğinde çok da zor değil. Shepard da tam olarak bu tanıma uyuyor. Fark ettiyseniz Fallout 3'teki düşmanca süper mutantların ismi yok. Liderleri dahi yalnızca Overlord veya Behemoth gibi isimlerle anılıyor. Ancak daha barışçıl olan iki mutant, hem süper mutantlara kıyasla daha zeki hem de kendilerine ait isimleri var. Birisi Barınak 87'de karşılaştığımız Faux. Diğeri ise çorak topraklarda rastgele karşımıza çıkan Uncle Leo. Fev virüsü insanlara ismini unutturuyor, bu yüzden de virüsün daha farklı etki gösterdiği kişiler zekalarını diğerleri kadar kaybetmiyor, dolayısıyla da isimlerini unutmuyor diyebilirsiniz. Bu doğru olabilir fakat oyundan kaldırılmış bazı kayıtlara göre Faux'un gerçek ismi muhtemelen Faux değil. Bu silinmiş kayıtlar Shelton Delacroix isimli bir güvenlik görevlisi tarafından kaydedilmiş. Bu kayıtların son kısmında ise Shelton süper mutanta dönüşüyor. Çoğu kişi Shelton ile Faux'un aynı kişi olduğu konusunda hemfikir. Ancak bu içerik oyundan kaldırıldığı için kesin bilgi olarak kabul etmemekte fayda var. Her neyse, bu iki karakterin bir isme sahip olması muhtemelen zeka seviyeleriyle alakalı. Benim teorime göre Shepard da aynı bu iki karakter gibi zeki, ancak barışçıl değil. Her şeye rağmen Shepard süper mutantların yok olma tehlikesini fark etmiş ve onları tek bir ordu altında toplamaya başlamıştı. Kendisinin eylemleri hakkında hiçbir şey bilmiyoruz fakat Brotherhood of Steel'ın radarına yakalanmıştı.
Hatta Brotherhood of Steel onun ismini ve mutantları tek bir orduya dönüştürme amacını dahi biliyordu. Lakin bu kadar büyük bir amaca sahip Shepard'ı çoğunuzun tanımıyor olmasının bir sebebi var. Brotherhood of Steel'ın radarına takılan bu mutant, kimilerince kahraman olarak bilinen biri tarafından öldürülecekti. Evet, henüz 15 yaşında olan Arthur Maxon'dan bahsediyorum. 12 yaşında iki yağmacıyı öldürerek ekibini kurtaran, 13 yaşında tek başına koca bir Deathclaw'u öldüren Arthur Maxon, Shepard'ın sonunu getirdi. Arthur 15 yaşındayken Shepard'a karşı bir zafer kazandı ve bu zafer onun kaderini değiştirdi. Bu başarının haberi Batı kıyısındaki Brotherhood of liderlerine ulaştığında kendisi doğudaki Brotherhood'un yeni lideri haline gelmişti. Shepard ve onun planı ise tarihe karışmış, Arthur Maxon'ın hikayesinde ufak bir detay olarak kalmıştı. Shepard'ın hikayesinden anlayacağınız üzere Fallout evreninde her koyun kendi bacağından asılıyor. Shepard'ın ismi de çoban anlamına geliyor. Üstüne bu sözü kullanmam bayağı manidar oldu. Her neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve unutmadan Türk Fallout topluluğunu bir arada görmek istiyorsanız Fallout Türkiye sunucumuza hepiniz davetlisiniz.